Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Vatanın bir köşesinde genel huzuru bozan olayın yalnız oradaki vatandaşları değil, en uzak yerdeki vatandaşların rahatını, mutluluğunu ve çalışma hayatını ve ekonomisini ve üretimini etkilediği ve zarara uğrattığı kesindir. Bundan dolayı her mutluluğun, her faaliyetin, özellikle ekonomik ve ticari gelişimin ilk şartı rahat ve güvenliğin bozulması mümkün olmayan bir güç ve güvenlikte olmasına bağlıdır. Bakalım hangilerine ulaşabileceğiz? Huzuru bozan olay birçok alanda olumsuzluğa neden olmaktadır. Bakın zaten birçok alanda olumsuzluğa neden olduğunu vurguladı. Dedi ki vatanın bir köşesindeki olan huzursuzluk, rahat, mutluluk, çalışma hayatı, ekonomi, üretim birçok alandan bahsetti. O yüzden bire kesinlikle ulaşırız. Ekonomik ve ticari gelişimin ilk şartı rahat ve güvenliğin bozulmamasıdır. Yine bunu da üst taraftaki verilen paragraftan rahatlıkla çıkarabiliriz. Ülkenin bir köşesinde huzuru bozan olay sadece oradaki vatandaşları etkilemektedir. Bakın diyor ki vatanın bir köşesinde genel huzuru bozan olayın yalnızca oradaki vatandaşlar değil en uzak yerlerdeki vatandaşları da zarara uğrattığı kesindir diyor. Yani bu sadece oradaki vatandaşları ilgilendiriyor cümlesi yanlıştır. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Buna göre ülkemizin karşılaştığı tehditler aşağıdaki özelliklerden hangisine bağlanmıştır? Binlerce yıllık bir tarihin ve muhteşem bir medeniyetin de mirasçısı olan Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundadır. Arkadaşlar bakın sadece şurası bile bizim sorunun cevabını bulmamıza yetecektir. Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumunda olması coğrafi konum ya da jeopolitik konumuyla alakalıdır. Devam edelim bu özelliğinin bir sonucu olarak Asya ve Avrupa ülkeleri arasındaki kara, deniz ve hava yolu ulaşımının büyük bir bölümü ülkemiz üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca ülkemiz Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayan su yollarına sahiptir. Günümüzde Asya'dan Avrupa'ya uzanan birçok petrol ve doğalgaz boru hattı ülkemizden geçmektedir. Petrol ve doğalgaz boru hattı projeleriyle ülkemiz uluslararası enerji koridoru haline gelmiştir. Tüm bunlar Türkiye'nin dünya siyasetinde söz sahibi olmasına ve dünya siyasetine yön vermesine katkı sağlamaktadır. Ancak ülkemizin sahip olduğu bu özellikler ülkemize birçok fırsat sunduğu gibi ülkemizin bazı tehdit ve tehlikelere maruz kalmasına neden olmaktadır. Yukarıda anlatılan bilgiler genel A anlamıyla coğrafi konum ve jeopolitik konumla ilgili olduğu için çünkü gördüğümüz zaman burada Su yollarından bahsetti, iki kıtanın birbirine yakın noktasından bulunduğundan bahsetti, enerji koridoru olduğundan bahsetti. Bu durum ülkemizin özel konumuyla alakalıdır. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkında yer alan jeopolitik konumdur. Verilen metinde aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapıldığı söylenebilir. Bir ülkenin en etkili savunma sistemi kardeşlik ruhudur. Bugüne kadar bu savunma sistemini hiçbir güç aşamamıştır. Milli mücadeleyi zafere ulaştıran bu ruh ülkemizi çepeçevre kuşatarak geleceğimizin teminatı olacak devletimize ve cumhuriyetimize yönelen her tehdidi boşa çıkarmıştır. Atatürk bilelim ki kazandığımız zafer milletin kuvvetlerini birleştirmesinden ileri gelmiştir. Bakın zafer kazanmamızda ne etkili olmuş diyor. Milletin kuvvetlerini birleştirmesi yani milli birlik ve beraberlik. Eğer aynı zaferleri ileride de kazanmak istiyorsak aynı esasa dayanalım, aynı yoldan yürüyelim demiştir. Arkadaşlar şu bölüm aslında bizim için sorunun anahtarı olan bölüm milletin kuvvetlerini birleştirmesi yani milli birlik ve beraberlik aramalıyız. Şıklarda C şıkkında bulunuyor. Cevabımız C şıkkıdır. Buna göre Atatürk'ün gençlere değerlerinden hangilerine karşı düşman olan unsurlarla mücadele etme görevini verdiği söylenebilir. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını milli ruha sahip çıkmış gençlikte görmüş ve cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir. Bakın şu cümleyi hemen yorumlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini milli ruha sahip gençlikte yani milli heyecanı, vatan sevgisini içinde barındıran gençliğe emanet etmiştir. Çünkü gençlik geleceğimizin özü ve teminatıdır. Bu öz ne kadar güçlü olursa geleceğimiz de o denli güçlü ve parlak olacaktır. Atatürk, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun en evvel, her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline yani geleceğine, kendi benliğine, Türklüğüne, milli analelerine yani kültürüne düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir demiştir. Sorunun kökünü iyi anlayalım. Atatürk'ün gençlere değerlerinden hangilerine karşı düşman olan unsurlarla mücadele etme görevini verdi. Öz varlığımıza düşman olan unsurlarla mücadele etme görevi verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bakın kendi benliğine kısmından bunu anlarız. Milli kültür bakın burada milli anane kısmından da bunu alırız. Türkiye'nin geleceği, istikbal, Türkiye'nin geleceği demektir arkadaşlar. Üçüncüyü de alırız. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında iç ve dış tehditler devam ederken Mustafa Kemal yeni kurulmuş devletin ve demokrasinin gelişmesi için çaba göstermeye devam ediyordu. Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilan edilmesi, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemeleri gibi inkılapların gerçekleştirilmesi bir takım tehdit ve tepkileri de beraberinde getirmiştir. Cumhuriyeti yönelik bu tehditler, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardan itibaren günümüze kadar süre gelmektedir. Türk milleti istiklal ve istikbalini ortadan kaldırmaya yönelik tehdit ve girişimlere fırsat vermemiş ve kurulan tuzakları birer birer bozmuştur. Metinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Cumhuriyetin ilk yıllarında tehdit ve tepkilerin en önemlileri dışarıdan gelmiştir. Arkadaşlar en önemlilerinin dışarıdan ya da içeriden geldiğine dair hiçbir şey söylemedi. Sadece şunu söyledi. Cumhuriyetin ilk yıllarında iç ve dış tehditler var dedi. Yani en önemlisi dış ya da iç diye belirtmedi. O yüzden biz A şıkkına kesinlikle ulaşamayız. Gerçekleştirilen inkılaplar bir takım tehdit ve tepkileri de beraberinde getirmiştir. Doğrudur. Bunu zaten vurguladı arkadaşlar. Bakın şurada İnkılapların gerçekleştirilmesi bir takım tehdit ve tepkileri de beraberine getirmiştir bilgisine ulaştık. Cumhuriyete yönelik tehditler Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar devam etmiştir. Doğrudur bakın Cumhuriyet'in ilk yıllarından günümüze kadar süre gelmiştir bölümünden de C şıkkına ulaşırız. Türk milleti bağımsızlığına ve geleceğine yönelik kurulan tuzaklara karşı dikkatlidir. Bakın Türk milleti istiklal yani bağımsızlık ve istikbal geleceğini ortadan kaldırmayı yönelik tehdit ve girişimlere fırsat vermemiştir cümlesinden de D'ye ulaşırız. Sorumuzun cevabı ulaşılamaz olan A şıkkıdır. Türk milletinin birlik ve beraberliğinden ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlenmesinden rahatsız olanlar karanlık emeller peşinde koşmaktadırlar. Bu durum Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditleri ortaya çıkarmıştır. İş tehditler bölücü ve yıkıcı terör odaklarından oluşmaktadır. Bu kesimler demokratik, laik, sosyal ve hukuk düzeni devleti düzenini ortadan kaldırmak ve yerine kendi dünya görüşlerine dayalı bir devlet düzeni kurmak istemektedirler. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk yıllarından itibaren ülke bu tür tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Yine bu kesimler Türk milletinin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne çeşitli tehdit yollarıyla zarar vermeyi amaçlamıştır. Bu grupların amaçlarına ulaşmak için yöntemlerinden hangilerini kullandıkları söylenebilir. Burada yorum yapacağız arkadaşlar. Bakın, ülkemizi bölmeye yönelik kişiler. Ülkede neler yaparsa bu ülke bölünebilir ki bu ülke bölünmez ama adamların faaliyetleri bellidir. Anarşi bunlardan biridir. Anarşi başıbozukluk, düzensizlik demektir. Darbe yine bu grupların amaçlarına ulaşmak için yaptıkları ya da yapmaya çalıştıkları durumlardan bir tanesidir ki 15 Temmuz'da bunu gördük arkadaşlar. Terör ülkemizin başında önceden beri önemli sorunlardan bir tanesiydi. Yine bu da devleti devletin varlığını ve bütünlüğünü yıkmaya yönelik olaylar arasında karşımıza çıkar. Bu yöntemi de kullanabilmektedirler. O yüzden sorumuzun doğru cevabı 3'üdür. Cevap D şıkkıdır.